Size golümü anlatayım mı? Anlat hadi, nasıl attın? Anlat bakalım. Görkem orta açtı. Top böyle geldi geldi. Sonra ben kafayı bir koydum. Gol oldu. Oo, bravo. Be. Helal olsun yakışıklıma benim. Beykoz'un Maradona'sı be. Oğlum bir şey desene kardeşine. Aferin Aydo. Senin neyin var, ne oluyor? Hiç. Canım sıkkın öyle. Onu anladık çocuğum. Neye sıkıldın onu soruyoruz. Ay tamam, aman anlatmazsa anlatmasın teyze ya, bırak. İşsizim ya. İşsiz. Daha ne olsun? Okulun bitmesine kaldı bir yıl. Ne bir diziden teklif var, ne de bir filmden. Ben ne yapacağım ya? Oğlum biz mi dedik sana git oyuncu ol diye? Ama ne? Hayır ne bileyim. Kıvanç Tatlıtuğ falan gibi bir şey olsan tamam. Git oyuncu ol. Ay bu tiple ben bilemedim şimdi Zeliş. Yani. Olduğu kadar artık. Desteğini hissetmek o kadar güzel ki teyze. Sağ olun ya. Vallahi çok sağ olun. Hah. Ben bakarım. Yani bir yardımınız falan dokunur. Aman ha, aman hoş değil. Hoş bulduk. Allah korusun gel yani. Üstüne. Ezin ezin, acımayın. Bir yıldız burada harcanıyor, siz de vurun. Ne haber millet? Hoş geldin baba. Hoş geldin baba. Hoş gördük. Tekin Bey, nedir mesele? Önemli değil baba. Anlatmaya değmez. Oo, çok iyi. Benim de başım şişmez. Evet, yemekte ne varmış? Kuru fasulye pilav. Çok güzel, alırım bir tabak. Getiriyorum. Ya baba. Ha. Sana bir şey soracağım ya. Senin çevren geniştir. Bana bir menajer bulsana. Menajer. Heh, menajer. Bu çocuk kimin? Al baba. Benim bu, al al iç. Ne diyorsun? Şu var mı? Var var, getireyim. Getir. Oh. Bu senin cevabın da Tekin. Baba sen derdimi anlatıyorum, ne olur beni bir dinlesen ya. Dinliyorum oğlum, dinliyorum ama o kadar umurumda değil ki. Boş dinliyorum yani. Menajer lazımmış. Sanki oyuncu olurken bana sordu. Al, aynısını dedim. Demin dedim. Allah aynısın dedim. İlla babamdan duyacaksın. Tekin, oğlum bak herkesin derdi başından aşkın. Hadi sen başının çaresine bak. Vay be. Şş. Canım ailem benim ya. Ay. Bir tanesiniz be. Kızım ekmeği uzat ekmeği. Yemeyeceğim ben bugün. Aa, neden? Yemeyeceğim. Neden? Yani uzun lafın kısası, bana bir menajer lazım. O da sen olursan bayağı hora geçer Canay abi. Canım, bir kere o abiye at, yaşım çıkıyor ortaya. Canay yeterli. Ayrıca bu ne rahatlık? Başımı açtın onca işleri unuttun mu? Ne yapmışım ki ben ya? Daha ne yapacaksın? Şşş, yavrum nereden düştün sen? Rast bırakın beni! Emre, yardım edin! Ne yapıyor lan, ne oluyor ya? Birader sen kimsin ya? Kimsin lan sen? Taş getir lan! Taş getir lan! Taş getir lan! Gerçekten vuruyor ya! Hocam ne oluyor ya? Vuruyor bana! Vuracak beni vurdu! Onu da vuracak! Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Kariyerin bitiriyordu neredeyse. Daha ne olsun? Ya Canay abi, eski mevzuları niye açıyorsun şimdi? Toyluğuma ver. O zaman gençtim ben daha. 6 ay öncesinden bahsediyoruz. Ne çabuk büyüdün canım. Vallahi bilmiyorum Tekin. Yani herkese menajerlik yapmıyorum. Benim de kriterlerim var. Peki tamam. Sana bir şey soracağım ama dürüst olacaksın. Bak bak şuna bir. Boya posa bak. Endama bak. Bende ışık var mı yok mu? Tekincim bak şimdi. Abi var mı yok mu? Eğer dersen senden bir cacık olmaz. Eyvallah.
Döner arkamı yürür giderim, bir daha da karşına falan çıkmam senin. Yani ışık yok diyemem. Yeteneklisin, yakışıklısın. Ne diyorsun o zaman? Madem ısrar ediyorsun, ne yapalım? Okey diyorum. Ne? Harbi mi? Oley be! Yalnız bir daha sözümden çıkmak yok. Abuk sabuk bir hareketini görmeyeceğim ona göre. Kralsın be Canay abi ya. Bir tanesin ya, bir tanesin. Ya hala abi diyor ya. Dur yavaş. Hadi. Göreceksin bak, herkes de görecek. Yeni Kıvanç ben olacağım. Ay hadi inşallah. Ben geldim. Hoş geldin Hüsnü. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Ödeme yapıyorsunuz. Aferin size. Ne haberiniz? İyi babacığım, sen otur. Ben çay koyayım sana. Ha, tamam. Yaz bunu. Önce bir reklam bulalım sana. Bakalım. Reklamda görünürsen dizi teklifleri de gelir. Önce ünlü olmak gerekmiyor mu reklamda oynamak için? Tam tersi de olur. Sen beni dinle. Ne oluyor ya? Kim o? Menajeri. Kendisine yeni menajer bulmuş. Allah Allah. Ne konuşuyor bunlar? Tekin'in kariyerini. Helal helal. Tekin'in kariyeri mi varmış? Vallahi biz de anlamadık babacığım. Sana bir styling bulmak lazım. Şu üstünü başını bir toparlayalım. Olur. Baba, hoş geldin. Hoş bulduk da. Ay, ne oluyor lan? Kusura bakmayın başkomiserim, tansiyonum düşmüş de biraz. Nasılsınız? Hayırdır Canay, ne iş? İş konuşuyoruz baba. Canay artık benim menajerim. Hadi ya. Sevinmediniz mi başkomiserim? Sevinmez miyim? Çok sevindim. Canay olmayacak da kim olacak yani? Tabii. Hayrola, kısmetini mi bekliyorsun? Yani onun gibi bir şey. Canay gelecek de beni almaya. Sonra? Yani bir çekime gideceğiz belki. Belki. Ya benim resimlerim birkaç ajansa göndermiş. Belki bir şeyler çıkar dedik. Ben de bunu diyorum işte Tekin. Her işim belki. Belki şöyle olur. Belki yırtarız. Belki bilmem ne. Belki diye diye hayat geçer mi abenim saf oğlum? Ha? Peki ne yapayım baba? Yani yarın öbür gün keşke demektense bugün belki diyeyim, ne olur ki? Hem vazgeçmek işin kolayı ya. Ben vazgeçmek istemiyorum. Kavgadan kaçmak bize göre değil. Bunu bize sen öğrettin baba. Yalan mı? Ulan Tekin, ulan Tekin. Peki ne istiyorsan yap. Ama kendine dikkat et, tamam mı? Bir sıkıntı olursa da anında bana bildir. Anlaştık mı? Tabii anlaştık baba. Bir sıkıntım olsa kime koşacağım senden başka? Aferin, işte bu. Aferin. Geldi. Selam. Başkomiserim, nasılsınız? İyi. Oğlan sana emanet ha. Bir terslik olursa ne olacağını biliyorsun. Vallahi gözüm gibi bakacağım ona. Kıymetlim benim o. Tekoş, hadi atla. Görüşürüz. Tekoş mu? Hadi görüşürüz baba. Güle güle. Tekoş ne ya? Tekoş. Al abicim. Ver canım, sağ ol. Bu saatte mi çıkıyorsun işten abi? Ne yapalım, bizim meslek böyle. Saati falan belli değil. Ben de geçerken size uğrayayım dedim öyle. İyi etmişsin oğlum, iyi etmişsin. Merton ne yapıyor? İyi, ne yapsın? Dedesinin sayıklığı işte. Dedim ergeleyi ha. Ben de vallahi. Getirmiyorsun ki Metin Sevelim. Siz gelin. Haydi inşallah. Çoban spor. Yavaş. Lan ne burası? Delirmiş bunlar, ne oluyor? Kendinize gelin lan. Kafam şişti ya. Siz niye coştunuz, ne oluyor? Baba. Acayip güzel haberlerim var. He. Sorun. Ne? Ne ki, nedir ki? Reklam filminde oynayacağım. Evet. Reklam mı? Reklam mı? Ay, yolu nereden çıktı?
Hakikaten oğlum sen dün işsizim diye yakınıyordun. Bugün iş mi buldun? Nasıl oldu bu? Ben ayarladım Hüsnü abicim. Artık size abi diyebilirim herhalde. E de. Dersin. Dersin de bir anlatın bakalım mevzu nedir? Ha. Babacığım, bir giyim firmasıyla anlaştık. Evet. Beni çok beğendiler. Anlaşma sundular. Biz de kabul ettik. Yani markanın yüzü ben olacağım. Bana bak. Parası iyiyim bari. Sen ne diyorsun Nazike abla? Tek çekim için 50.000 lira veriyorlar. Oha. 50.000 mi? 50.000 TL. 50.000. Ay. Hem de bir günlük iş için. Nasıl ama? Ha? Hanımefendi. Ha, bu işte yamuk falan yok değil mi? Vallahi yok Hüsnü abi. Bak eğer bir katakulli varsa yemin ederim canını okurum ha. Para gitti diye üzülmem. Umrumda bile olmaz. Bu çocuk boşu boşuna heves ederse üzülürüm. Ben üzülürsem sen de üzülürsün. Vallahi hile hurda yok Hüsnü abi. Ya babacığım aşk olsun ya. Ya ben yanlış işe girer miyim? O tabii. Ne zaman gördün? Allah için hiç utandırdın mı seni? Hadi, hadi. Yok. Yok. Oğlum o şuursuz musun lan sen? Sayayım mı oğlum senin bütün vukuatların yani. Tek tek ha? Tek tek sayayım mı? En son vampir vardı. Neyse madem bu kadar gönüllüsün ne istiyorsan onu yap hadi. Ama kendine dikkat et. Aklım kalmasın. Tamam babacığım. Biliyorsun. Hadi. Teyze! Vallahi hiç inanmadım. Hiç aklım yapmadı ama. Ben para gelmeden sevinmem. Bundan sonra benimle ona göre konuşacaksınız. Sen özellikle. 50.000 liraya masaya koy. Göreceksin. He, hele bir gazetelerde yayınlansın da ondan sonra.